Merhaba arkadaşlar. Geçen derste projeksiyon işlemimizi tamamlamıştık. Bu derste de detay verip dersi sonlandıracağız ve seriyi bitireceğiz. En son Dynamesh olan modeli Subdivision'a çevirmiştik. Şöyle alta basıp Subtool'lar arasında geçebiliyorum tıklayarak. Şöyle kuru kafaya geldim. Shift F'e bastım. Shift D'ye bastığım zaman birinci seviyeye gidip burada hızlı bir şekilde değişiklik yapabiliyorum. D'ye basınca da yükseltiyor. Gördüğünüz gibi böyle daha kolay detaylar arasında gidip gelebiliyoruz. Ctrl Z dedim. Şimdi bu şöyle bakarsam Active Points 650 bine yakın Vertex var. Şimdi buna detay vereceğiz. Detay vermek için Spray fırçamızı kullanacağız. Bunu da şöyle standart fırçamıza gelip bu benim kendi ekranım, bundan bahsetmiştim. B, S ve T'ye basarsak siz de ulaşabilirsiniz. Standart fırçamıza geldim. Burada dots var. Gördüğünüz gibi fırçam şu an ekleme modunda. Buna tıkladım ve spray seçtim. Şimdi buradan alfam off diyor. Buradan bir tane alfa seçeceğim. Tamam. Gördüğünüz gibi o seçtiğim alfayı spray şeklinde uyguluyor. Böyle böyle detayımızı vereceğiz. Şu intensity'yi düşüreceğim biraz. Bu arada gördüğünüz gibi ekleme modunda, eğer alta basıp yaparsam da çıkarma moduna gelecek. Biraz daha düşüreceğim. Detay 5'e kadar indirdim. Şimdi şöyle aslında bir daha Ctrl D yapabiliriz. Bir daha Ctrl D dedim. 2.5 milyona yakın poligonum oldu. Bu alfaları internetten de bulabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz Photoshop'ta. Şuraya import deyip şöyle buradan seçebiliyorsunuz. Şimdi böyle detaylarımı veriyorum. Değişik şeyler de yapabiliriz. Mesela şöyle dem standarda geldim. X'e bastım ki simetriyi kapatayım. Şöyle bir çizik attım. Şöyle bir çizik attım. Şimdi Shift D ile böyle birkaç seviye geriye gidiyorum ve pinch fırçamı aldım. S'ye basıp ekrana tıklarsam böyle fırçamı ayarlayabiliyorum. Bu da ek bilgi. Bir de böyle bazen çok yanaştığımız zaman navigasyon yapamıyoruz. Yani boş yere tıklamam lazım ya. Şu aşağıdan da yapabilirim. Bir de şöyle sadece sağ tık, hiç sadece sağ tıklayarak mouse'umu oynatıp böyle de rahat bir şekilde hareket edebilirim. Özellikle yakınken çok işe yarıyor. Aklınızda bulunsun. Şöyle pinch fırçamla geldim. Birkaç seviye yukarı gidiyorum, bakıyorum. Shift D diyorum. Şöyle şuraya doğru sivrilsin. Clay Build Up fırçama geldim.
Yine bunu alta basıp oraya biraz detay veriyorum. Dem standarda geldim. B, N ve şu noise fırçama geldim. Bu fırça da böyle detay vermek için güzel bir fırça. Polish fırçam da böyle düzeltiyor. Şöyle bakarsak oradan bir darbe almış gibi. Bunu dediğim gibi çeşitlendirebilirsiniz. İnternetten referans resim bulup oradan feyz alıp yapabilirsiniz. Şuraya da bir şeyler yapabiliriz isterseniz. Ama video uzamasın diye tekrar standarda geliyorum ve buradan devam ediyorum. Detayını vermeye. Şöyle X'e bastım. Simetri aktif oldu. Intensity'yi de biraz arttırdım. Alfamı değişebilirim. Şöyle dişlere geleceğim. Hatta bu dişleri birleştirmek istiyorum. Şöyle yukarı ve aşağı. Şöyle seçtim saptulumu. Buradan merge'e geldim. Merge down. Aşağıya doğru birleştir yani. Okey diyeceğim. Artık tek saptulum. Şöyle solo diyeceğim. Şu an simetrik oluyor. Sağ ve soldakiler aynı. Simetriyi kapatıp asimetrik çalışabiliriz. Alta basıp veriyorum bu detayları. Beğenmediğim zaman Ctrl Z ile geri alıyorum. Yine buradan dem standarda gelip şöyle verip
Şurayı seçtim mesela, geri alacağım. Şu çözünürlükle çok rahat yapamayacağım. O yüzden başlara geliyorum ve şöyle. Hatta şöyle inflate fırçama geleceğim. Şurası fazla çıkmış. Alta basıp tıklarsam bu sefer de indirecektir. Yine standart fırçama geldim. Alfalarıma bakıyorum. Yine simetriyi kapattım burada. Yine beğenmediğim yerleri şöyle shift ile birlikte yumuşatabilirim. Yani detayı kaybedebilirim. Yine noise fırçama geleceğim. Şöyle genel bir detay vereceğim ve sonra boyayıp videoyu bitireceğim. Şimdi boyama kısmına gelelim. Detay kısmını
daha da uğraşabiliriz ama şimdi geçiyorum. Size bırakıyorum. Yine standart fırçasına geldim. Alfa'yı off yapacağım. Color Spray'e geleceğim. Ve buradan Texture. Şuradan Import. Ve şöyle 2-3 tane resim. Böyle yine Yandex'ten bulabilirsiniz. Oradan indirdiğim resimler. Şöyle göstereyim hatta. İndirdiğim resimler bunlar. Mesela bir tanesi duvar resmi ama fark etmez. Hem detay hem de renk vermek için kullanacağız. Şimdi şöyle göstereyim. Resimlerim buraya geldi. Şöyle bakıyorum. Bir tanesini seçtim. Şu Z7'i kapatıp RGB'ye geliyorum. Yanlış Subtool seçilmiş. Şöyle yukarı Subtool seçtim. Gördüğünüz gibi o texture'ı buraya uygulayabiliyorum. Texture'um bu. Şuradan intensity arttırırsam gördüğünüz gibi birebir aktarıyor ama biraz kısacağım bunu. 15'e kadar düşürdüm. Şöyle bir şey yapabiliriz. Önce bir tane şöyle C'ye basarsam renk alabiliyorum. C'ye bastım, geldim buraya. Şöyle bir renk alayım. Şöyle color fill object. Çok koyu oldu. Biraz açık alacağım. Fill object. Şimdi bu da farklı bir yöntem. Masking'e geldim ve burada mask, yani çeşitli maskeleme yöntemleri var. Mask by AO, Ambient Occlusion. Şöyle tıklayacağım. Çok belli olmasa bile inik yerleri, yani gölge olması gereken yerleri maskeledi. Onu da şöyle göstereyim. Mask şuradan grow diyelim. Evet, gördüğünüz gibi şöyle kontrol ne basarsam iç taraflar şey oldu. Buraları biraz daha koyu renge boyayabiliriz. Biraz daha koyu rengi renk verdim. Yalnız şu an buralar maskeli, buralar açık. Ters çevireceğim. Şuradan bir kere de maskeye şöyle tıkladım. Maskem yumuşasın. Color fill object. Gördüğünüz gibi orası biraz daha koyu oldu. Detaylar için güzel. Burada cavity var. Bu da işe yarar. Bu da gördüğünüz gibi bütün yüzeyin, yani deniz seviyesi gibi düşünürseniz deniz seviyesinin altında kalan yerler nasıl sıfırın altındaysa, bu da sıfırın altındaki yerleri maskeledi. Şöyle bir kere dokunursam yumuşadı maskem. Buna da yine şöyle C diyerek koyu bir renk aldım ve maskemi ters çevirdim. Fill object dedim. Yine mask by cavity diyorum. Mesela şu an çok olmuş. Şimdi Ctrl Z edeceğim.
Şöyle C'ye basıp buradan bir renk aldım ve çok koyultmadan biraz. Bir de böyle deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi detaylar daha belirgin oldu. Elle de boyama yapabiliriz. Yine standarda geldim. Şu spreyi dots yapıyorum. Ya da sprey de kalabilir. Texture'u off yapıyorum. Alfamı da şöyle. Şöyle bir alfa aldım. Yine buradan rengimi aldım. Bu sefer de rengimi açacağım. Çok belli olmuyorsa şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi orayı açtı. Şöyle kenarları biraz daha aydınlık yapıyorum. Hatta bunu tüm kemiklere uygulayabiliriz. Kenar kısımlarını. Bu modelimizi daha öne çıkaracaktır. Şuradan bakalım. Mask by. Belki buradan seçebiliriz. Bir deneyeyim. Bu profille oynayarak maskeyi değiştirebiliyoruz. EO deneyelim. Birazcık intensitesini arttırdım. Evet, bu biraz daha güzel. Hem iç taraflar koyu oldu. Yine şöyle C'ye basıp şuradan bir renk aldım. Az bir şey koyulttum. Pardon, yanlış oldu. Ctrl Z diyorum. Maskemi ters çevireceğim. Hatta şöyle bir kere de dokunursam yumuşar. Maskem. Şöyle flop çektim. Böyle gördüğünüz gibi detay verdikçe daha da açığa çıkıyor. Alt tarafa da aynısını yapacağım. Şuradan renk aldım. Fill object. Gördüğünüz gibi arasında bayağı fark var. Rengi biraz açık yapabiliriz. Sorun değil. Yine buna geleceğim. EO maskını vereceğim. Şöyle. Buralar gözükmeyecek ama cavity diyeyim. Maskemi ters çevirdim. Şöyle bir kere de dokundum. Fill object. Yine mask by cavity diyorum. Öbür maske çeşitlerini deniyorum. Yine şöyle buradan bir renk aldım. Biraz açacağım. Maskemi ters çevirdim. Şöyle dokundum. Thank you.
Neyse, standart fırçama geldim. Buradan yine texture'ımı, ilk seçtiğim texture'ı seçiyorum. Buradan değiştirebilirim. Şimdi bakarsak burada renkler daha canlı. Burada biraz daha bulanık. Neden? Şöyle bakarsak 5 subdivision var. Burada 4. Burada 740 bin. Burada 2,5 milyon poligon var. Bu renk atamasını çözünürlüğünü şeye göre yapıyor. Vertex yani noktalara göre yapıyor. O yüzden buna da bir kere daha subdivision verirsem bunda da keskin renkler alabilirim. Yine bu ikinci resimde açıyorum. Şöyle shift ara basarsak render alabiliyoruz. Şu an fena değil. Bunlar istediğimiz kadar oynayabiliriz yani. Sabaha kadar da uğraşabiliriz. Şimdilik dişlere geçiyorum. Dişler için şuradan materyal seçeceğim. Şu toy plastik birazcık böyle parlak. Renk olarak da hafif sarımsı bir renk olabilir. Şöyle bakarsak modele. Şu an bütün model bu materyalle gözüküyor. Çünkü materyal ataması yapmadık. Biraz sonra sadece dişleri atadığımda materyali değiştireceğim ama buralar kalacak. O yüzden burası şu an önemli değil. Ben şu an renk seçmeye çalışıyorum. Şu renk fena değil gibi. Şimdi RGB'ye basarsam sadece bu rengi uygular. Ama materyali değişirsem buralarda olduğu gibi materyal uygulanmaz. Yani materyal uygulanmayınca buraya seçtiğim materyal sürekli gözükür. Ama materyal atadığımda hep aynı materyale gözükür. Yani şöyle söyleyeyim. Hem rengi hem materyali atamak istediğimizde şunu mRGB yapıyoruz. Ve şimdi fill object dersem tekrar standart materyale geleceğim. Gördüğünüz gibi oralar duruyor. Bu üst taraflar için de bir materyal seçebiliriz. Farklı materyal tiplerinden. Mesela bu güzel. Hangisini seçmişiz? Fast Shader. Şurada yazıyor. Şimdi bu sefer de şu subtool'dayım. Sadece materyalin uygulanmasını istiyorum. Şey istemiyorum. Rengimi beğeniyorum. Şöyle bu arada kaydedeceğim. Kaydımızı alalım. Şimdi buraya geldim. Bu sefer mRGB yerine sadece M yani materyal. Şuradan color, fill object, materyal ataması da bu şekilde. Buraya geldim. Bunda da aynı şekilde fill object. Şimdi artık standart materyale gelsem bile hiçbir değişiklik olmuyor. Burasının kendi materyali var, burasının kendi materyali var. Yani kısaca özetlemek gerekirse objede materyal yoksa buraya seçtiğimiz materyalle birlikte sürekli değişiklik gösterecektir. Ama materyal atadığımızda bir daha materyal değiştirmeyecektir. Neyse o gözükecektir. İkinci olarak da şuradaki fırçaları kullanırken et mesela şu an standart fırçasındayım. Ama ekleme yapamam. Neden? Ekleme yapamam. Şöyle tıklıyorum bir şey olmuyor. Neden? Materyal ekleme modundayım. Şöyle add'e gelirsem gördüğünüz gibi eklemeye başladı. Alfam var. Alfamı kapayacağım. Data geldim. Gördüğünüz gibi eklemeye başladı. Ama renk seçili olsaydı
RGB'yi seçtim. Bu arada RGB ile ikisi olabiliyor. Texture'um off diyeceğim. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi rengi de atadı. Yani böyle. Bununla dediğim gibi daha detay verebiliriz. Maskeleme çeşitlerini gösterdim. Alfaları gösterdim. Teker teker uğraşabiliriz. Şu an mesela üst kısım hoş duruyor. Alt kısımda biraz daha uğraşacağım ben. Serinin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hepiniz hoşça kalın. Eğer dersi beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız aşağı yorumlara bekliyorum. Hepiniz hoşça kalın.